Dokuzuncu madde üzerinde üç önerge bulunmaktadır. Önergeleri okutup aykırı sırasına göre işleme alıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan 105 sıra sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 9. maddesinin teklif metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. Saliha Aydeniz, Diyarbakır, Hüda Kaya, İstanbul, Mahmut Toğrul, Gaziantep, Erol Katırcıoğlu, İstanbul, Erdal Aydemir, Bingöl Milletvekilleri. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılmıyoruz Sayın Başkanım. Madde üzerinde konuşmak isteyen Sayın Hüda Kaya. Sayın Kaya, 5 dakika süremiz. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan ve değerli Genel Kurul, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Savaşa evet diyenleri, milletimizin malını, canını, evlatlarını kana kurban edenleri tarih ve halkımız affetmeyecektir. Orta Doğu krizi özelinde tüm taraflar bilmeli ki tarih de göstermiştir ki savaş ve şiddet çözüme değil ölüme ve yıkıma götürür. Geç olmadan ölümlerde değil çözümde ortaklaşmalıyız. Değerli arkadaşlar, yargı paketi ile ilgili yaklaşık bir yıldır halkımızın yararları doğrultusunda partiler üstü bir sivil çalışma içinde olduk. Bugün yargı paketi hakkındaki konuşmamı partim adına olmaktan ziyade bazı şahsiyetlerin de dahil olduğu bu sivil girişim adına burada sizlere sunmuş olacağım. TBMM Genel Kurulu'na, Türkiye'de toplumsal kutuplaşma ve düşmanlık ölçütüne varma potansiyeli taşıyan gerginliklere, kavgalar, çatışma süreçleri ve bunların karşılıkla birbirini tetiklemesi sonucu sarmallaşan toplumsal çürüme hallerine, beyin ve sermaye göçü dahil ülkemizi yaşanmaz bulup dış ülkelere yaygın gidişlere, her geçen gün artarak yaygınlaşıp derinleşen sosyal krizler, yönetim krizleri, adeta yapısallaşan ekonomik krizlere tanıklık ediyoruz. Türkiye yaşanabilir bir ülke olmaktan çıkıyor. Cinsel taciz ve tecavüzlerin yaygınlaştığı, kadın cinayetlerin inanılmaz boyutlara vardığına tanıklık ediyoruz. Bütün bu olumsuzluklar karşısında barışa ama öncelikle toplumsal düzeyde bir normalleşmeye ihtiyaç vardır. Soyut anlamıyla bir normalleşme olmayacağına göre sorunların çözümü üzerinden normalleşmenin koşulları yaratılır kanaatindeyiz. Cezaevlerin boşaltılmasını toplumdan bireylere doğru bir barışma halinin yaratılmasını istiyoruz. İnsani göstergeler bakımından Türkiye dünyada çok gerilerdedir. Af veya gerekli düzenlemelerle cezaevlerin boşaltılması toplumun birbirleriyle barışmasına katkı sağlamalıdır. Bireylere yönelik sorumluluk yüklemekten öte, iktidarın ve yöneticilerin kendi toplumuyla buluşmasına ön ayak olur, onlara haksızlıkları giderme olanağı sağlar. Bu durum aynı zamanda kadınlara, çocuklara, mağdurlara, ülkeye karşı gerçek bir sorumluluktur. Türkiye'de ciddi bir güven bunalımı vardır. Bu konuda gerekli adımlar atılırsa iktidar da salıverilen haksızca içeride olan tutuklu ve hükümlüler ve onların milyonlara varan aile ve akraba çevreleri ile de bu bunalımı aşma koşullarını kavuşturmuş olur. Korku toplumu algısı yaygınlaşıyor. Gözaltı ve tutuklamalar her geçen gün artmakta. Toplumsal barış ciddi bir akamete uğradı. Resmi verilere göre 11 milyon şüpheli şahıs var. Üstelik yeni cezaevleri yapılmaya devam ediliyor. Mevcut ceza infaz sistemi yetersiz. Yargı mekanizması işlemiyor. Adaletsizliklerle hukuk zaafa uğramış ve bu durum toplumu geriyor, kutuplaştırıyor. Türkiye'de cezaevlerin boşaltılmasının koşulları olgunlaşmış durumdadır. Toplumu rahatlatmak ve toplumun önünü açmak için bu bir zorunluluktur. Dünyada da belli bir dönemlerde bu koşullarda ihtiyaçlar oluşmuştur. Örneğin Fransa'da da buna benzer Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra af çalışmaları gerçekleşmiştir. Sonuç olarak esas talebimiz 3713 sayılı terörle mücadele yasasının kaldırılması olmakla beraber
bugün için en azından örgüt propagandasına ilişkin 7/2 maddesinin kaldırılması gerekmektedir. Yine bu yasadaki düzenlemeleri benzer hükümler taşıyan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun terör suçları kavramının AB standartlarına göre düzenlenmesi gerekmektedir. 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun infaz rejimi ve infaz koşullarındaki eşitsizlik yaratan hükümlerinin kaldırılması gerekmektedir. Hasta, tutuklu ve hükümlülerin 25-30 yılı cezaevinde geçen hükümlülerin, hamile ve yeni doğum yapmış kadınların, anne ve babaların cezaevinde çocuğun dışarıda olduğu tutuklu ve hükümlülerin salıverilmeleri gerekmektedir. 5271 sayılı ceza muhakemeleri kanununun yer alan kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ile ilgili hükümlerin uluslararası hukuk kurallarına uygun hale getir. Sayın Kaya, devam edin, toparlayalım. 5271 sayılı ceza muhakemeleri kanununda yer alan kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ile ilgili hükümlerin uluslararası hukuk kurallarına uygun hale getirilmesi, tutuklu yargılamanın istisna hale getirilmesi, tutukluluk süresinin kısaltılması gerekiyor. Gazeteci ve yazarların siyasi çalışmaları ve düşünceleri sebebiyle cezaevlerinde olan milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri gibi bütün seçilmişlerin, siyasi parti başkanlarının, yöneticilerinin ve üyelerinin gerekli düzenlemeler yapılarak acilen salıverilmeleri gerekmektedir. Bugüne kadarki süreçte yasal düzenlemelerde olmasına rağmen uygulamada yer verilmeyen hükümlere uygun davranılması ve imzalamış olmakla birlikte Anayasa 90. madde gereğince artık bir iç hukuk normu haline gelmiş bulunan uluslararası sözleşme hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. Böylelikle tanık olduğumuz haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin giderilmesi, toplumun her kesimin içine sinen ve kişiler arasındaki eşitsizliği giderici, toplumsal norm... Toparlıyor muyuz Sayın Kaya? Peki. Toplumsal normalleşmeye katkı sağlayan adımların atılmasını talep ediyoruz. Bu metni 78'ler Vakfı'ndan Celaleddin Can ve Nimet Tanrıkulu'nun da içlerinde olduğu Ahmet Çakmak, Abdülbaki Erdoğmuş, Ahmet Faruk Ünsal, Baskın Oran, Eşber Yağmur Dereli, Fatma Bostan Ünsal, Nesrin Sungur Çakmak, Nesrin Naz, Şadi Özdemir, Şebnem Korur, Fincancı Tarık Ziya İkinci, Tahsin Yeşildere ve Ümit Biçer gibi şahsiyetlerin de arasında olduğu bir grup sivil girişim bu metni kamuoyuna açıklamıştır. Dikkatinize sunuyorum. Teşekkür ediyorum başkanım. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir.